Antalya'mız artık akıllı kente dönüşüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk Telekom ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 81 ilde akıllı kent uygulamasının Karaman'dan sonra ikinci ayağı Antalya'da başlıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Hedef 81 Akıllı Kent Projesi lansmanı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'de Karaman ilinin ardından Antalya'da da yapılması planlanan güvenlik, sağlık, trafik, ulaşım ve mobil hizmetleri kapsayan kent teknolojinin ikincisi Antalya'ya uygulanacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk Telekom ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kent merkezinde birçok hizmet mobil ağ üzerinden gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Antalya, Londra, Barcelona ve Dubai'nin ardından akıllanan dördüncü büyük kent olacak. Akıllı kent sistemiyle sağlanacak kolaylıklarla ilgili Türk Telekom Grubu Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun bilgiler verdi. Türk Telekom ailesi olarak birçok proje yaptıklarını ancak akıllı kent uygulamasının bu projeler içerisinde en güçlüsü olduğunu belirten Dursun, Antalya'nın bu sistemi Karaman'dan sonra kullanan ikinci kent olacağını ifade etti. Türkiye'nin 22 kilometrelik en uzun ücretsiz internet şeridini Antalya'ya uygulayacaklarını da belirten Dursun, projenin öne çıkan bazı özelliklerini şöyle sıraladı. Herhangi bir üniversiteli arkadaşımız dilediği gün, dilediği saatte internet hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek, filmini, dizisini izleyebilecek, sosyal ağlarda gezinebilecek. Bir diğer uygulamamız tabii ki Antalya'mızın bir turizm şehri olduğunu unutmadık. Antalya'ya ilk defa mı geliyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Şehrimizin farklı noktalarında içeride ve dışarıda konumladığımız dijital bilgimatiklerimiz var. Nerede mi yemek yiyeceksiniz? Dokunun, söylesin. Antalya Müzesi'nin adresini mi merak ediyorsunuz? Dokunun, söylesin. Artık Antalya ile ilgili bilmek istediğiniz her şey parmaklarınızın ucunda. Antalya'da bugün tarihi bir gün yaşandığını belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski bakanı Lütfi Elvan, projenin dünyada 3 büyük kent Londra, Barcelona, Dubai'den sonra Antalya'da uygulandığını söyledi. Elvan, Karaman'da uygulanan projenin daha büyük ölçeklisini Antalya'ya uygulayacaklarını da belirtti. Akıllı kentin ilk fazını tamamladık. İki fazımız daha var. Sadece 1,5 aylık süreçte. Belki bazı arkadaşlarımız ben akıllı kentten bahsettiğimde bu ne diyor demiş olabilirler. Ama olumlu yazı yazan arkadaşlarımızı hatırlıyorum. Özellikle akıllı kent konusuna çok ilgi duyuyorum. Önemli bir konu olduğunu biliyorum. Bu alanda umarım adım atılır diyenleri de biliyorum. Biz neyin sözünü verirsek bunu gerçekleştiririz değerli arkadaşlar. Bizi başkalarıyla lütfen karıştırmayın. Biz %99 emin olduğumuz bir hususta bile vatandaşımıza söz vermeyiz. %100 eminsek bunun sözünü veririz ve sizlerle paylaşırız. İşte akıllı kentin sözünü verdik ve sizlerle paylaşırız. Elvan, Türkiye'nin bugün geniş bant abone sayısının 45 milyon olduğunu belirtti. 20 bin civarında geniş band abonemiz vardı. Bugün geniş band abone sayımız 42 milyonu geçti. 45 milyona yaklaştı. Bu yatırımla oluyor. Bu hükümetin iletişimle ilgili tüm kanalları açmasıyla olmuş. Ortaya koymuş olduğumuz politikalarla ve icraatlarla oluyor. Böyle kendiliğinden bu gelişemez. Dünyada en fazla internet kullanan ülkelerin başında Türkiye var. Kişi başına internet kullanımına baktığımızda çok yaygın. Bu altyapıyı biz oluşturduk. Güçlü bir şekilde oluşturduk bu altyapıyı. Evet, Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesinden çok daha iyi konumdayız.